Rahman ismi o zaman en büyüğü mü oluyor hocam? Yani isimleri bir şey yaparsak böyle. Hepsini kuşattığı için. Hepsinin kendi kategorisinde öncelik sırası var. Rahman ismi varlığın varlığa çıkışında esas rolü oynayan isim. Rahmetle birlikte. Bakın ne diyor İbn Arabi Hazretleri? Allah kendinden kendisine olan sevgisinden alemi yarattı. Bak sevgi, rahmet. Sevgi. Evet. İşte varlığa çıkış Rahman isminden oldu. Rahman ismi onun için işte Rahman arşa istiva etti. Rahman ismi istiva etti. Başka bir ismi söylemiyor burada Allah-u Teala. Rahman arşa istiva etti. Rahman ismiyle de rahmeti bütün varlığa çıkan her şeye ilişmiş oluyor. Evet. Sonra iki ayağını sarkıttı. Nereye? Kürsüye. Kürsü neresi? İlgisi. İkiliğin olduğu alan. Evet. İkiliğin olduğu alan. Yani Rahman arşa istiva etti. Yani o arş boyutunda emir tek bir kelime iken kün, ol. Kürsüye indiğinde emir ikiye bölünüyor. İşte şeriat burada çıkıyor devreye. Dolayısıyla aslında Allah indinde yani arş boyutunda iyi, kötü, güzel, çirkin ayrımı yok. Çünkü her şey Allah'ın yarattığı ve her şey güzel. Allah. Bu ayrım kürsü mertebesinde. Allah şeriatında böyle nitelediği için biz de öyle niteliyoruz. Bize böyle nitelememizi istiyor. Diyor ki şu davranış şekline iyi diyeceksiniz, şu davranış şekline kötü diyeceksiniz diyor. Şuna güzel diyeceksiniz, şuna çirkin diyeceksiniz. Şuna helal diyeceksiniz, bunu helal yaptım diyor. Şuna haram. Bu niteleme kürsü boyutunda. Kürsü boyutu da varlık alemi mi oluyor? Varlık, tabii. Kürsü boyutu bütün alemleri varlığı içine alır. Bu inceliği de tefekkürlerinizde unutmayın. Var mı başka soru? Hocam, Rahman ismini mana verirken dünyada işte hem kafirlere hem Müslümanlara rahmet olarak mana veriyorlardı. Rahim'i de ahirette sadece müminlere, evet. Müminlere. Doğrudur. Yani Rahman ismi şerifi her şey, tüm varlığa. Ahirette de ilişecek. Tabii ki. Ama Rahim ismi özel bir mümine ilgisi var. Rahim ismiyle Allah-u Teala mümine özel bir rahmet uyguluyor. Burada da anlattı ya birçok incelikler işte yaşlıya götürün cennetime diyor. İşte bu mümine uygulanan rahmet. Veya orada ne yapıyor? Hesap kıyamet gününde kulu ile arasındaki perdeyi kaldırıyor. Perdeyi kaldırınca mecbur ona rahmet ediyor. Ama ne dedi? Öteki kula, azap edeceği kula, cehenneme atacağı kula perdeyi kaldırttırmıyor. O zaman perdeyi kaldırttırmıyor. Dolayısıyla okul cehennem ehli olup cehenneme gidiyor. Tabii bütün bu incelikleri böylelikle...